Heykeli hep durağan, hareketsiz bir sanat formu olarak düşünürüz. Heykel bir sütunun üzerinde durur ve biz onun etrafında dolaşırız. Ama Calder hareketi sanatın içine, daha önce kimsenin yapmadığı bir şekilde yerleştirdi. Mobiller havada asılı dururlar ve hafif bir el hareketiyle veya hava akımıyla hemen hareket ederler. Doğayla olan anılarımızı canlandırırlar. Bir çiçeğin taç yaprakları gibi ya da rüzgarda sallanan bir yaprak gibi göründüğünü hissedebiliyor musunuz? Grup şeklinde oluşturulan bu formlar büyük bir ustalıkla dengede tutturulmuş. Obje hareket ettikçe farklı biçimler alıyor ve aslında her açıdan farklı bir nesneymiş gibi görünüyor. Biz sabit bir noktada kalıyoruz ve o bizim için hareket ediyor. Calder bizi çocukluğumuza, bir şeyleri keşfetmenin büyüsüne geri götürüyor. Bu eser o kadar incelikle yapılmış ki sadece sizin varlığınız bile sanat eserine etki ediyor. Yavaşça hareket eden bu objedeki mükemmel zarafet, sanatçının dans ve sahne performanslarına olan ilgisini gösteriyor. Bu hareketler bir nevi dans koreografisi gibi görünüyor. Öncelikle büyük bir hareket var. Objenin tamamı bir bütün olarak dönüyor. Bir de objenin içindeki tamamlayıcı hareketler var. Yalnız bunlar o kadar dikkatle tasarlanmış ki hiçbir parça bir diğerine dokunmuyor. Gölgelerse adeta ikinci bir sanat eseri gibi eşlik ediyor. Calder bu eserini sanatçıların modern hayatın hızlı temposunu yansıtmaya ilgi duydukları bir dönemde geliştirdi. Bence mobiller yavaşlayıp düşünmemizi sağlıyorlar. Durup düşünüyoruz ve döndüklerini, hareket ettiklerini, tepki verdiklerini anlayabiliyoruz. Mobilleri tamamıyla deneyimleyebilmek için onlara vakit ayırmaktan başka bir şansınız yok. Calder'ın eserleri ilgimizi canlı tutuyor. Ve bir sanat eseri eğer sizi zamanın dışına çıkartmayı başarabiliyorsa, bu sanatçının size verdiği bir hediyedir.